Fortnite oynarken hiç elektrik sistemini fark ettiniz mi? Barajlardan elektrik üreten dev tesisler, prizsiz evler, kablosuz çalışan vantilatörler. Peki bu sistemler gerçek hayatta mümkün mü? Gelin Fortnite'in elektrik sistemini birlikte inceleyelim. Geçenlerde mükemmel eğimim ile Fortnite oynarken haritanın farklı yerlerindeki elektrik sistemi gözüme takıldı. Ve ben de bu oyundaki elektrik sisteminin nasıl çalıştığını incelemeye karar verdim. Haritada benim görebildiğim iki adet büyük güç santrali var. Bunlardan biri baraj ile elektrik üretiyor, diğeri ise hamam suyuyla çalışıyor. Aslında bu iki tesis gerçek hayatta da kullanılan hidroelektrik ve jeotermal enerji santrallerine benziyor. Baraj suyu ile elektrik üretmek yaygın bir sistem. Bu tür hidroelektrik santraller suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Mesela ülkemizdeki Atatürk Barajı'nda da bu yöntemle elektrik üretiliyor. Tabi kaplıca suyu ile de elektrik üretmek mümkün. Haritada gördüğümüz ikinci en önemli şey ise kablolu elektrik iletimi. Haritanın ortalarında bir yerde olan liman şehrinde arkamda görebileceğiniz gibi 3 tane büyük elektrik iletim kulesi var. Bunların üçü de birbirine bağlanıp bir ucu liman şehrine gidiyor, bir ucu hamam suyu ile elektrik üreten tesise gidiyor. Ve benim görebildiğim kadarıyla haritanın sadece burasında kablolu iletim mevcut. Bu kulelerin şehre elektriği getirdiğini düşünelim. Ama işin ilginç kısmı şu. Hiçbir evde priz yok. Tüm eşyalar kablosuz çalışıyor lan. Buzdolapları, çamaşır makineleri, vantilatörler, televizyonlar ve daha fazlası. Bu evrendeki her şey kablosuz çalışıyor. Tesla'nın bir zamanlar hayal ettiği gibi. Dünyamızda kablosuz enerji iletimini görmek hala zor. Ama bu evrendeki sokak lambaları bile kablosuz enerjiyle çalışıyor. Etrafta gezerken şehre uzak kalan evlerin kendi elektrik enerjisini ürettiğini keşfettim. Mesela arkamdaki evin altındaki su kaynağından çıkan borular direkt olarak evin içine gidiyor. Ya da belki de bu sadece su atık gideri sistemidir. Çünkü az önce şu evin önünde jeneratöre benzeyen bir şey gördüm. Aha önümde. Şimdi bir deney yapacağız. Yanımdaki arabayla sokak lambasına vuracağım ve bu sayede elektriğin yerin altından iletilip iletilmediğini göreceğiz. 3 2 1 Bas lan! Tahmin ettiğim gibi hiçbir kablo yok. Yani lambalarda kablosuz çalışıyor. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama bahsetmek istediğim bir tane daha detay var. Türkiye'de çok görmeye alışkın olmadığımız ama yurt dışında çok görünen küçük elektrik direklerini bilirsiniz. Ha işte Fortnite'da da buna benzer bir şey var. Ve tam arkamda duruyor. Yani bunlar da kablosuz elektrik direkleri. Yani en azından benim tahminimce. Şu ana kadar topladığımız bilgilere bakınca Fortnite'daki elektrik sisteminin %75'inin kablosuz olarak çalıştığını gördük. Aynı benim de bu videoyu izleyenlerin %75'inin kanala abone olmadığını gördüğüm gibi. En azından abone ol, bildirimleri açma. Ya tamam olmuyorsan olma. En azından bir like at. Ya, en azından bir destek ol ya. Biz burada seni eğlendirmeye çalışıyoruz. Bazı destek ne olacak?